Daha yüksek emekli maaşı alabilir miyim? Sorunun yanıtı evet, bunun bir yolu var. İlk basamaksa emeklilik dilekçesinin verileceği yıl. Çok önem taşıyor. Yani doğru zamanda başvurursanız yaklaşık %30'luk bir farkla daha yüksek maaş alabilirsiniz. Arkadaşlarımız sordu, işin uzmanı anlattı. Yüksek emekli maaşı almak için bazı yıllar avantaj sağlıyor. Yani o yıllarda başvurursanız daha yüksek emekli maaşı alma ihtimaliniz yükseliyor. Yüksek emekli maaşı alabilmek için emeklilikte doğru zaman ne zaman? İşin püf noktası emekli olunacak yılı doğru seçmekte yatıyor. Peki doğru yıl ne demek? Hangi sene dilekçe verirsem daha yüksek emekli maaşı alırım? Bu sorunun yanıtı merak ediliyor. Uzmanlar 2024 yılını işaret ediyor. 2024 yılında emekli olan daha yüksek maaş alacak. Evet, yaklaşık bir %30 daha farklı almış olacak. Uzmanlar 2024 yılında emeklilik dilekçesi verenlerin daha yüksek bir emekli maaşı alacağını söylüyor. İşte burada bir önceki senenin yani 2023 yılının enflasyon oranı önemli. Çıkan emekli maaşı her yıl enflasyon ve büyümeden oluşan bir güncelleme katsayısıyla çarpılıyor. Dolayısıyla bu güncelleme katsayısı ne kadar yüksekse emekli maaşınız da o kadar yüksek oluyor. 2023 yılında yıllık enflasyon %64.77 çıktı. İşte bu yüzden 2024 yılında emekli olacaklar daha yüksek emekli maaşı alacak. Bu hesapla dolgun emekli maaşı için enflasyon oranının daha yüksek belirlendiği sene değil, bir sonraki yıl başvurmak gerekiyor. 2024'te maaşın yüksek olmasını sağlayan şey yüksek enflasyon, yüksek büyüme oranı. Uzmanlar 2024 yılında emekli olacakların %30 daha yüksek maaş alacağını düşünüyor. İşte burada onun hesabı da var. Bakın 2024 yılında emeklilik dilekçesi verdi ve emekli oldu. Bağlandığı maaş 30 bin lira. Peki bu kişi 2025 yılında dilekçe verseydi ve emekli olsaydı ne kadar alacaktı? 30 bin lira 21 bin liraya düşecekti. 2024'te maaşın yüksek olmasını sağlayan şey yüksek enflasyon, yüksek büyüme oranı. 35 bin lira 2024 yılında emekli maaşı bağlanan birini varsayalım. Eğer 2025 yılında emekli olsaydı onun da 2025 yılında alacağı maaş 24 bin 500 lira olacaktı. Siz 2024'te de başvursanız atıyorum 10 bin lira hesaplandıysa 10 bin lira, 2025'te de 10 bin lira. Ama çarptığımız katsayılar değişiyor.